O gece bu memleketin cumhurbaşkanı yoktu. O gece bu memleketin bakanları yoktu. Özellikle de Milli Savunma Bakanı yoktu o gece. Bu zat dün de çıkmış kürsüye, o gece neredeydiniz diye soruyor. Madem merak ediyor söyleyeyim. O gece bu ülkenin cumhurbaşkanı sabaha kadar görevinin başındaydı. Bu ülkenin cumhurbaşkanı ertesi gün erken saatlerden itibaren de hiç ara vermeden Cumhuriyet tarihinin liderler düzeyindeki en yoğun telefon diplomasisini yürüterek görevine devam ediyor. O gece bu memleketin Genelkurmay Başkanı yoktu. O gece Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, diğer tüm komutanlar hepsi istisnasız görevlerinin başındaydı. Neredeydiler o gece? O gece devletten bir kişi vardı. Hatay Valisi. O gece bu ülkenin Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, diğer bakanlarımız, MİT Başkanı, Savunma Sanayi Başkanı ve diğer tüm sorumlular görevlerinin başındaydı. Kılıçdaroğlu beni aramadı. Kardeşim, arayacak olan ben değilim, arayacak olan sensin. Nedir bu durum? Bilgi vereceksin. Benden telefon bekliyormuş. Ordumuza büyük bir kumpas kurulmuş. Onlarca şehidimiz var. Beylersaray'da oturuyorlar. Bir Allah'ın kulu çıkıp millete bilgi vermiyor. Beyefendi bekliyor. Acaba Kılıçdaroğlu beni ne zaman arayacak? Ben seni niye arayayım ya? Eğer çok merak ediyorsan, nasıl ki Sayın Bahçeli ile telefon diplomasimizi yürüttük, nasıl ki Meral Hanım'la bunu görüştük, nasıl ki Sayın Karamollaoğlu'yla bunları görüştük, sen de arardın, sana da gerekli bilgiyi verirdik. Hatay valisi televizyona her çıktığında bütün arkadaşlarla beraber seyrederken yüreğimiz ağzımıza geliyor. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde kahve içip televizyon seyrederken ülkeyi yönetenler yüreklerindeki acıya rağmen şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için canla başla çalışıyordu. Gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten. Ya insan da biraz vicdan olur ya. Biraz ahlak olur ya. Cumhurbaşkanlığı makamı seni arayacak, sana bilgi verecek. Bu bir defa bu işin protokol anlayışına da sığmaz. Nasıl bir yönetim anlayışıdır? Nasıl bir kibirdir? Bunu anlamakta zorlanıyorum. İnsan olarak anlamakta zorlanıyorum. Böyle bir süreç içerisinde biz bir taraftan içeride haritalar üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir taraftan da nerede ne gibi adımlar atacağız onun üzerinde çalışıyoruz. Ondan sonra bir de ben kalkıp seni mi arayacağım? Şimdi ben bunları söylemeyip de ne söyleyeceğim arkadaşlar? Sen ara. Niye aramıyorsun? Niye bilgi vermiyorsun? Bu süreçte milletimizi bilgilendirmek için gerekli her türlü açıklamada yapılmıştır. Hatay valimizden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na, bakanlarımıza kadar her seviyede bilgiler milletimizle paylaşılmıştır. Milletin önüne çıkıp bir açıklama yapmadılar. Niye yapmadılar? Ben herkese sormak isterim. Aklı bali olan herkese sormak isterim. CHP'nin başındaki zat o sırada kim bilir hangi sinsiliklerin, kim bilir hangi senaryoların, kim bilir hangi ümitlerin peşinde olduğu için kimin çalıştığını, kimin ne açıklama yaptığını takip edememiş olabilir. O gece çıkmadılar. Ertesi gün de çıkmadılar. Ertesi gün de çıkmadılar. İki gün sonra da Genelkurmay Başkanı başsağlığı dileği için bir tweet attı. Çok önemli bir şey. Yeni öğrenmiş demek ki. Yeni öğrenmiş herhalde. Biraz adalet lazım, biraz hukuk lazım. Biraz insana saygı lazım ya. Niye aramıyoruz? On binlerce anne o gece sabaha kadar uyumadı ya. On binlerce baba o gece sabaha kadar uyumadı ya. Sayın Erdoğan İstanbul'da bir toplantı yaptı. İstanbul milletvekillerini topladı. AK Parti İstanbul milletvekilleri.
Bazıları AK Parti'nin eski İstanbul milletvekilleriydi. Orada bir konuşma yaptı. İlk kez çıkıyor. 33 şehidimiz var. İlk kez televizyona çıkıyor ve televizyonda açıklamalar yapacak. Herkes de dinliyor. Ekonomiden bahsetti. Başarılarından bahsetti. İşsizliği nasıl engelleyecekler ondan bahsetti. Bir sürü şeylerden bahsetti. Tabii doğal olarak bir de benden bahsetti. Tabii 15 Temmuz'da milletimiz sokaklarda şehit olurken mücadeleden kaçan tankların arasından sıyırıp ondan sonra belediye başkanının konutunda veya bir başka evde kahvesini yudumlayanlardan, evet, bu millette şehadet yolunda gitmek gibi bir şey olmaz. Bunlar mı vatansever? Bunlar mı Türkiye'yi emperyal güçlerden koruyacaklar? Bunlar mı Türkiye'nin çıkarlarını savunacaklar? Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum. Haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir. Vatan kadar değerli bir şey yoktur. Bayrak kadar değerli bir şey yoktur. Bizim vatan sevgimiz, bayrak sevgimiz lafla değildir. Lafla olmaz. Kimin nerede olduğunu çok dikkatle takip etmemiz lazım. Bay Kemal'in yeri bellidir. Bay Kemal'in yeri ne vatandır ne millettir. Siz oturursunuz. 34 şehidimiz olur. Sarayınızda oturursunuz. Çayınızı kahvenizi içersiniz. İdlib'de neler olduğunu telefonlarla dinlersiniz. Milletin önüne çıkmaya utanırsınız. Kılıçdaroğlu mevcut tutumuyla Esed'in Suriye'de, İsrail'in Filistin'de hayata geçirmeye çalıştığı insansızlaştırma politikasına destek veren bir yerde durmaktadır. 3 gün geçtikten sonra çıkartınız, hedef Kılıçdaroğlu. Niçin? Kılıçdaroğlu vatansever. Nasıl devireceğiz Kılıçdaroğlu'nu? Feriştahınızı gelse deviremez. Çünkü biz haklıyız arkadaşlar. Biz haklıyız. Biz haklıyız arkadaşlar. Şehitler Tepesi boş kalmayacak sözünü anlamak için de imanın yanında bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir. Şehitler Tepesi boş kalmayacak diye açıklama yaptı. Bu Arif Nihat Asya'nın bir şiiri. Çok güzel bir şiir aslında. Şehitler Tepesi'nden, rüzgarın esmesinden ve bayrağın dalgalanmasından da söz eder. Şehitler Tepesi zaten boş değil ki. O tepede yüz binlerce şehit var. O tepede dalgalanan bayrağımız var. Sen öyle bir pozisyon alıyorsun ki, neden ben buraya daha fazla şehit defnetmiyorum? Neden daha fazla şehit Türkiye'ye gelmiyor? O tepe asla boş kalmayacak diyor. Sürekli şehitler gelecek diyor. Merhum Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da hala ısrarla Şehitler Tepesi boş kalacak diyen kişi, bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir. Erdoğan gidiyordu bazı yerlere, değil mi? Öl de ölelim diye slogan atıyorlardı. Hepsini topla gönder İdlib'e. Gönder oraya. Şehitler Tepesi de boş. Gönder oraya. Geldiği zaman da ağırla bari oradan. Ama yapmıyorsun. Seni kefenle karşılayanlar vardı. Niye göndermiyorsun oraya? Ben inanarak, atalarımızdan ilham alarak Şehitler Tepesi boş kalmayacak dedim, diyorum, diyeceğim. Sen oturacaksın çocuklarınla beraber Beştepe'de. Fakir fukara, garip gurebanın çocuğu efendim Şehitler Tepesi'nde. Değerli arkadaşlarım, sizin çocuklarınız Beştepe'de, uçan saraylarda, efendim diğer saraylarda oturacaklar, keyiflerine çatacaklar. Bu ülkenin fakir fukara, garip gurebanın çocuğu Şehitler Tepesi. Onu da oraya layık göreceksin. Suriye'deki durum yeni acılar, yeni trajedilerle giderek daha kötüleşiyor. İdlib'de verdiğimiz şehitlerimizin kanlarını
elbette yerde bırakmıyoruz. Kendi bölgemizde savaş istemiyoruz. İdlib'ten ve Suriye'deki diğer güvenli hale getirdiğimiz bölgelerden çekilirsek, teröristlerin doğrudan ülkemiz topraklarını hedef alacağının en somut ifadesidir. Suriye'de vermediğimiz mücadeleyi kendi topraklarımızda çok daha ağır ve büyük bedeller ödeyerek vereceğimizi görmek için daha neyi yaşamamız gerek? Komşuda savaş istemiyoruz. İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Antalya'nın, Trabzon'un, Erzurum'un, Şanlıurfa'nın savunmasının Afrin'de, İdlib'de, Münbiç'te, Cerablus'ta, Ayn el-Arab'ta, Tel Abyad'da, Resulayn'da, Kamışlı'da, Kuzey Irak'ta, hatta Libya'da başladığını hamdolsun milletimiz biliyor ve verilen mücadeleye sahip çıkıyor. Komşuda yangın istemiyoruz. Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına terk edeceğiz, ne de mazlum Suriye halkını kendi başına bırakacağız. Biz komşuda çıkan yangını söndürmek için suyla değil, bizon benzeriyle gittik. Çünkü öyle talimat verdiler. Onu yapacaksın dediler. Bizim savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen bir ülke olduğumuzu son operasyonlarımızda herkese bir kez daha ispatladığımıza inanıyorum. Nasıl böyle bir konuşma yaparsın? Bir yandan Esed'le dans eden, öteki tarafta Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyen, beri tarafta niye diplomasiyi kullanmıyorsunuz dokundurmaları yapan birisi elbette Türkiye'nin çıkarlarının nerede olduğunu göremez. Ya insanda biraz vicdan olur. Bir insanın kendi ülkesine ve kendi milletine böylesine derin bir kin beslemesi için ya geçmişte ağır bir travma yaşaması ya da daha başka bir çıkar hesabının pençesine düşmüş olması lazım. Sanıyorum karşımızdaki zatta her iki durum birden söz konusudur. Trump'a telefon eder. Onlara meydan okur. Onlar gelir tak 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 vururlar. Koşa koşa ayaklarına gider. Yani sen kahramandın ya. Hani sen başkomutandın ya. Vurulan senin askerin. Benim askerimi vuran hangi devlet olursa olsun benim düşmanımdır. Nokta. Sağda da, diplomasi masasında da mücadelemizi sonuna kadar sürdürerek Türkiye'yi içine sokulmaya çalışıldığı bu cendereden muhakkak kurtaracağız. Şehitler oldu, ses çıkarmadın. Ertesi gün oldu, ses çıkarmadın. Üçüncü gün oldu, kalktın ekonomiden söz ettin. Başarılarından söz ettin. Sonra bana çattın. Ya arkadaş, bari meclise gel. Meclise bilgi ver. Trump'a bilgi veriyorsun. Putin'e bilgi veriyorsun. Merkel'e bilgi veriyorsun. 600 kişinin olduğu Gazi Meclisi milletvekillerine bilgi vermiyorsun. Niye vermiyorsun? Benim silahlı kuvvetlerimin, güvenlik güçlerimin vurulmasını sağlayan ya da vuran her devlet benim düşmanımdır. Ben niye ayağına gideyim ya? Türkiye dün Çanakkale'de de emperyalistlere karşı mücadele ediyordu. Bugün Suriye sınırlarında da emperyalistlere karşı mücadele ediyor. Çanakkale ile İdlib'i kıyaslamak kadar cehalet olabilir mi? Çanakkale ile İdlib. Ya Çanakkale vatan toprağı kardeşim. Vatan toprağı ya. Her karışına, her karışına binlerce can verildi. Her toprağına binlerce can verildi. Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal'in vatan toprağı olan Çanakkale'yi savunduğu dönemde İdlib'in de vatan toprağı olduğunu bilmeyecek kadar şuur kaybı içindedir. Vatan toprağı ya burası. Sen İdlib'le Çanakkale'yi bir tutuyorsan vay bu memleketin haline. Vay bu memleketin haline. Yolu Çanakkale'ye düşerse orada tavsiye ederim. İdlib doğumlu yüzlerce şehidin ismini görünce hiç sanmıyoruz ama belki utanır da yüzü kızarır. Nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir tarih bilgisidir? Nasıl bir cehalettir? Anlamakta zorlanıyor. Emin olun. Vatanın ne demek ve sınırlarının neresi olduğunu bilmeyen, anlamayan, görmeyen, hissetmeyen bir adam hiç kusura bakmayın cehaletten öte bir ihanetin içine
düşmüş demektir. Eğer Çanakkale ile Suriye'de bir yeri beraber tutacaksan, o yerin adı Süleyman Şah Türbesi'dir. Niçin? Süleyman Şah Türbesi bizim topraklarımızın olduğu yerdir. Oradaki bayrak da bizim bayrağımızdır. Yine Gazi'nin ifadesiyle, düşmanlarımız bizi içten yıkmaya çalışıyor. Bu amacı gerçekleştirmek için içimize kadar sokulabilen bozguncu mikropların ajanlarının varlığını iddia etmek yerindedir. Evet, bugün de Kılıçdaroğlu ve ekibi ülkemizin doğrudan doğruya iç cephesine, yani birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine saldırıyor. Sen Çanakkale'yi Gazi Mustafa Kemal erlere dönüp ben size ölmeyi emrediyorum derken neredeydi Gazi Mustafa Kemal? Sarayda mıydı? Cephedeydi. Cephedeydi. Jonkbayırı'nda cephedeydi. Anafartalar'da cephedeydi. İzmir'de cephedeydi. Gazi Mustafa Kemal 6 Mart 1922'de mecliste yaptığı bir konuşmada milli mücadelenin savunma araçlarını, milletin bütünü, milletin kalp ve vicdanındaki sağlamlık, meclisin azim ve kararlılığı ile ordu olarak sıralıyor. Savaş, savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir arkadaşlar. Ben söylemiyorum. Bütün hayatı, bütün hayatı savaş meydanlarında geçmiş bir komutan söylüyor bunu. Bütün hayatı geçmiş. Milleti savaşa götürünce vicdanımda azap duymamalıyım. Savaş öyle bir noktada olmalı ki milleti savaşa götürdüğümde vicdanımda bir azap duymamalıyım diyor. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Ancak millet hayatı tehlikeye maruz kalmıyorsa savaş cinayettir diyor. Kim söylüyor? Gazi Mustafa Kemal söylüyor. Bütün hayatı savaş meydanlarında geçmiş. Bu zatın ağzından ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini savunma adına tek kelime çıkmazken her sözü ve tutumuyla karşımızdakilere destek veriyor. Sen Süleyman Şah Türbesi'ni IŞİD terör örgütünden kaçırmadın mı Allah aşkına ya? Bayrağını indirmedin mi? Bayrağını indiriyorsun ya. Kendi toprağından bayrağını indiriyorsun. Ve bana Çanakkale örneğini veriyor. Bu zihniyet. Bugün Suriye'ye savaş açsak Banko Esad'ı tutarım diyerek Türkiye İran karşı karşıya gelirse İran safında olurum diyerek karşımıza sürekli terör örgütlerinin tezleriyle çıkarak yerini yıllar önce zaten belli etmişti. Beyler siz neredesiniz? 33 erimiz şehit olmuş. Beyler toplanmışlar sarayda. Sarayda toplananlar bana tarih dersi vermeye kalkıyorlar. Sen kim tarihçim ya? Sen adını bile zor yazarsın. Onun yeri Esed'in yanıdır. Bize onu tavsiye ediyor ya. Buyur sen git. Zaten yanında da Bay Monşeller var. Onlarla beraber güzel bir yolculuğu gerçekleştirirsin. Ve diyorsunuz ki ey Kılıçdaroğlu sen niye böyle konuşuyorsun? Ne konuşayım Allah aşkına? Ne konuşmamı istersiniz siz? CHP Genel Başkanı'nın hezeyanlarına cevap vermek gerçekten ağrıma gidiyor. Hangi milletvekilinin çocuğu İdlib'de? Hangi üst düzey yöneticinin çocuğu İdlib'de, Suriye'de, Irak'ta? Hangi para babasının, cebinde para olan para babalarının çocukları Suriye'de, İdlib'de? Kendisi bizi tahrik ettiğini sanarken aslında ülkemize ve milletimize olan kinini kusuyor. Meydanı yalanlara ve iftiralara bırakmamak için sizleri ve tüm milletimi bu kişinin hezeyanlarının eziyetine tekrar maruz bırakmaktan dolayı da üzüntülüyüm. Allah insana bu kadar cehaleti vermesin. Bu kadar cehaleti vermesin. Mesela Esed Kılıçdaroğlu'nu tarifsiz bir sevinçle takip ediyordur. Mesela darbeci Hafter Kılıçdaroğlu'nu
alkışlayarak dinliyordur. Mesela PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu şükranla izliyordur. Mesela Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için her gün envai çeşit oyunlar sergileyen Amerika'daki, Avrupa'daki, Rusya'daki, İran'daki bazı çevreler Kılıçdaroğlu'nu takdirle takip ediyordur. Demokrasiden yana olan, barıştan yana olan, huzurdan yana olan, insandan yana olan Millet İttifakı bütün bu sorunları aşacaktır. Bütün bu sorunları aşacaktır. Türkiye bölgesinin en güçlü ve en saygın devleti olacaktır. Dikkat ederseniz sürekli kendini bu ülkenin cumhurbaşkanı, kurumları komuta kademesi yerine koyarak ahkamlar kesiyor. Kılıçdaroğlu eğer bu ülkenin yönetiminde sorumluluk almak istiyorsa kendisine bunun yolunu hemen göstereyim. Bu iş öyle sütre gerisinden saldırarak birilerini öne sürüp arkadan kıs kıs gülerek olmaz. Malum olduğu üzere 2023 yılında bu ülkede bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yüreğin yetiyorsa çıkarsın meydana, ben ülkeyi yönetmeye talibim dersin, milletten yetkiyi alabilirsen de söylediklerini yaparsın. Olay bu kadar basit. Ya arkadaş, gerçekten dinleyince memleketin haline bir daha üzüldüm. Biz ne kadar sorumlu, o beyefendi ne kadar sorumsuz davranıyor. Ya milleti ateşe atsa, o gencecik pırlanta gibi çocuklarımızı ateşe açsa sevinecek adam. Dikkat ederseniz bu tipler bize dönüp Türkiye'nin Suriye'de ne işi var derken, mesela Rusya'ya, Amerika'ya, İran'a, Avrupa ülkelerine asla böyle bir soru yöneltmiyor. Topuğunuz kıçınızda, Putin'e koşuyorsunuz. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırana kadar bize durmak, dinlenmek haramdır. Bu neyi gösteriyor? Vatandaşlarıma bir daha söyleyeyim. Bu şunu gösteriyor. Bir cumhurbaşkanı tarafsız olmazsa memleketi yönetemez. Bir cumhurbaşkanı tarafsız olmazsa 83 milyonun cumhurbaşkanı olamaz. Neden diyoruz cumhurbaşkanı tarafsız olsun? Çünkü cumhurbaşkanı bulunduğu konum gereği devletin sigortasıdır. Bunlara en güzel cevabı aslında şehitlerimiz, gazilerimiz, şehit yakınlarımız ve milletimiz veriyor. Bir şehidimiz, sizden ricam sakın Suriye'de ne işimiz var diyenlerden olmayın. Gittim, gördüm. Tam da olmamız gereken yerdeyiz mesajını verirken karşımızdaki zihniyetin sefaletini tasvir ediyor. Piyade uzman çavuş Tolga Can Yılmaz, 24 yaşında, Bursa'da, ailenin tek çocuğu, evlenmek için para biriktiriyordu. Ailenin tek çocuğu şehit oluyor. O annenin, o babanın dramını acaba bunlar biliyorlar mı? Kınalı kuzusu hayatını kaybetti. O annenin yaşadığı tabloyu bunlar biliyorlar mı? Bir şehidimizin babası bakın ne diyor. Soğan, patates dediler. Ekonomimize saldırdılar. Biz o soğanı, patatesi yemeden yaşarız ama vatansız yaşayamayız diyor. Piyade Teğmen Bayram Olgun 26 yaşında Konyalı. Babası 2 ay önce vefat ediyor. 2 ay önce. Babasının cenazesine katılmak için Suriye'den geliyor. Babasının cenazesine katılıyor. Cepheye gitmeden önce mahalledeki berbere gidiyor ve tıraş oluyor. Şöyle söylüyor. Arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur diyor. Evet, bu topraklardaki son tıraşıydı. İdlib şehitlerimizden birinin abi cenaze merasiminde canımız feda olsun. Yeter ki vatan millet sağ olsun. Ezanımız dinmesin. Bayrağımız inmesin. Başka bir derdimiz yok bizim diyerek metanet gösteriyordu.